Efendim mutlu akşamlar. Bir derin mevzu programıyla daha karşınızdayız. Hasan Yalçın stüdyomuzdan yapacağız yine programımızı. Programımızın daimi konuğu Orta Doğu ve terör uzmanı Sayın İsmail Dost'la birlikte geçen haftaya damga vuran ve önümüzdeki hafta konuşulması muhtemel olan konu başlıklarını ele alacağız. Sayın İsmail Dost'la bugünden başlıklarını yorumlayacağız. Peki neler var efendim bugünden başlıklarında? Onların ayrıntısını sizlere aktarayım. Bir, helikopter kazası hafta içerisinde yaşandı. Bingöl'den Bitlis Tatvan'a giden helikopterimiz, kara kuvvetlerimize bağlı. Bir kaza sonucu o helikopterin düşmesiyle birlikte 11 kahramanımız şehit oldu. İçerisinde kor generalimizden, kurmay albaylarımızdan, yüzbaşımıza, astsubaya, uzman çavuşa kadar neredeyse Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her kademesinden bir personel vardı. 11 şehidimiz dün Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Bugün de tören vardı. En nihayetinde bu törenlerin ardından kahramanlarımız memleketlerinde ve yaşadıkları yerlerde sonsuzluğa uğurlandı. Geniş katılımlı bir tören oldu dün Ankara'da. Törene devlet erkanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasi parti liderleri, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, bakanlarımız, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gibi isimler, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül gibi isimler bu törende yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Vatan Partisi yöneticileri Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz'le birlikte bu törende yer aldılar. Bu kazayı biraz konuşacağız. Cougar tipi helikopterleri ele alacağız efendim. Bununla birlikte PKK'nın siyasi uzantısı HDP'li Sezai Temelli bir açıklama yapıyor HDP milletvekili. Bölgedeki askeri hareketliliğin bir iktidar politikası olduğunu ve bu kapsamda bu helikopterin orada bulunduğunu ve düştüğü iddiasıyla skandal bir açıklamaya bir kez daha HDP cephesinden imza atılmış oldu. Haliyle HDP'nin kapatılması tartışması yaşanırken bu tarz açıklamalar da artık Türk milleti tarafından yadırganmıyor. Ancak söylediği platform ve hitap ettiği o platform üzerinden kitleye baktığımız zaman bu açıklamalar skandal olarak değerlendirebiliyoruz. O televizyon, bir televizyon kanalında bu ifadeleri kullanmıştı ve diğer konukların da bu ifadelere karşı sessiz kalması da not edilebilecek bir durum. Yine HDP'nin kapatılmasına dönük MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek başta olmak üzere AK Partili milletvekillerinden de çeşitli açıklamalar geldi. Ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da HDP'nin kapatılmasına yönelik bir soruşturma sürecinin başlatıldığı, daha doğrusu bir inceleme sürecinin başlatıldığı, düzeltiyorum o ifadeyi, başlatıldığı kamuoyuna yansıdı. Bu kapsamda 6-8 Ekim terör olaylarına ilişkin açılan davanın iddianamesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edildi. Bununla birlikte mecliste 950'ye yakın HDP'li milletvekillerine ait fezleke var. Yani dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik hazırlanan dosyalar var. Bunların içeriği de yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca temin edilmek üzere talep edildi ki HDP'nin durumu nedir? Terör odağı haline gelmiş midir, gelmemiş midir? Hukuki açıdan bu saptamayı yapacak. Eğer bu saptama yapılırsa HDP'nin kapatılmasına ilişkin bir dava dosyası hazırlanarak soruşturmayla birlikte en nihayetinde dava sürecini ise Anayasa Mahkemesi yürütecek. Anayasa Mahkemesi'nde de HDP'nin kapatılmasına yönelik bir karar çıkarsa kapısına kilit vurulacak. Veya diğer bir seçenek, hazine yardımının kesilmesi. Bu da anayasada var olan düzenlemelerden ama Türk milletinden gelen çağrı ve beklentilere, yapılan anketlere, Şırnak'ta, Van'da, Batman'da, Diyarbakır'da, yani Doğu ve Güneydoğu'da yapılan Türk bayraklarıyla binlerce yurttaşın yaptığı yürüyüşlere baktığımız zaman oradaki ifadeler işte HDP'ye yönelik, PKK'ya yönelik kararlılık içeren sloganlar var. Bu kapsamda o sloganlar en nihayetinde geliyor ve HDP'nin kapatılmasına dayanıyor efendim. Toplumun neredeyse her kesiminde artık HDP'nin kapatılması, davasının açılması ve bir an evvel kapısına zincir vurulmasına ilişkin mutabakat var. Bununla birlikte Amerika'da FETÖ'cüler bir provokasyona imza attı efendim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aleyhinde işte Stop Erdoğan ifadelerini kullanan reklam billboardlarında ifadeleri yer alan reklam billboardlara asıldı.
Buna dair Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resmen bir soruşturma başlattı. Karşılığında ise tabii Erdoğan'ın yanında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alan bazı belediyelerde karşılık verdiler bu reklam billboardlarla. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in tepkisi oldu bu konuya ilişkin. Yine Amerika Temsilciler Meclisi'nin 170 üyesi Dışişleri Bakanı Blinken'a bir mektup gönderdi. O mektupta Türkiye'de insan hakları ihlalleri olduğu iddiası ve demokraside gerileme olduğu iddiası yer aldı. Ve bu kapsamda da Türkiye'ye baskı talebi var bu Temsilciler Meclisi üyelerinden. Bu konuyu da Sayın Dost'la konuşacağız. Bununla birlikte bugün Mavi Vatan Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü vardı efendim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan orada bir hitapta bulundu. Video konferans yöntemiyle Türk donanmasının askeri personeline ve Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar da oradaydı. Deniz Kuvvetleri Komutanımız zira o şekilde. Orada öne çıkan bir mesaj da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Mısır'a yönelik, bilindiği üzere Mısır, Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasına riayet ederek 18. parselde ihaleye çıktı efendim. Ve bu Türkiye tarafından da sıcak bir mesaj olarak karşılandı. Yunanistan tarafından tepki geldi Mısır'ın bu adımına. Ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır'la deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin bir anlaşma yapılabileceğini duyurmuştu. İşte bugün Doğu Akdeniz'in tam da ortasından Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar Mısır'a ilişkin mesajlar verdi. Mısır'ın arama faaliyetlerinde Türk kıtası halkına saygı göstermesinin çok önemli bir gelişme ve bunun devam etmesini bekliyoruz ifadelerini kullandı Sayın Akar. Ve en önemlisi de Mısır'la ilişkilerin normalleştirilmesi, yani normale dönmesine ilişkin mesajlardı. Bu şundan önemli, Mısır'la ilişkilerin normalleştirilmesi. Bilindiği üzere oradaki Sisi olayları ve benzeri diğer olaylar üzerinden Türkiye ile diplomatik olarak başta bazı problemler vardı. Bugün Mısır'la ilişkilerin normalleştirilmesi ve düzeltilmesi en nihayetinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını savunması açısından önemli. Hem de Mısır'la ticari ilişkilerin artırılması noktasında önemli. Şimdi bütün bu konuları Sayın İsmail Dost'la konuşacağız efendim. İsmail Dost, bu konulara ilişkin Sayın Dost'un yorumlarını alacağız. Bunlarla birlikte tabii siyasi partiler çok hareketli. Siyasi partilerdeki hareketliliği ele alacağız. İşte İYİ Parti'de İstanbul Milletvekili Sayın Ümit Özdağ istifa etti. Yeni parti kuracağı belirtiliyor. Bunu konuşacağız. Bunun yanında ne var? CHP'de de istifa süreçleri vardı. Bütün bu konuları Sayın Dost'la ele alacağız. Efendim, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Dizi Türkiye'de ilk derin mevzu programı, hayırlı uğurlu olsun. Ve dün yok evvelsi gün verdiğimiz şehitlere Allah'tan rahmet. Amin. Ve ailelerine de başsağlığı diliyoruz. Umarım ki her zaman doğruları insanlar ulusal kanalı takip etsinler ve doğruları öğrensinler. Bir iki cümle de ulusal kanalda zannediyorum bir 4-5 yıl oldu. Derin mevzu programını yaptığımız çerçevede Emin Çolaşan Bey bir haber çıkarttırdı Sözcü'de. Evet. Gizli ödenekten, örtülü ödenekten yok ulusal TV'ye yardım olmuş. Emin Çolaşan yaptığı haberi bence kendisine kadar saçma olduğunu, sadece çamur at izi kalsın menvalinde ve kendisi de bunu çok iyi biliyor ki yani ona o haberi yaptıranlar var. Çünkü Emin Çolaşan hangi haberi nasıl yapacağını, özellikle de Bey'le haber, bunu medyadaki insanlar olsun veya medyayı takip eden ve bu işle uğraşan insanlar biliyorlar ki Bey'le
gelip de bir var olan televizyonu gizli örtülü ödenekten olmaz. Şimdi olayı şuraya getirtireceğim. Hatırlarsınız ATV, A Haber'de yok FETÖ'cüler ortaya çıkarttırdılar ki o dönem Sayın Binali Yıldırım bir havuz toplamış, iş adamlarının parasıyla yapılmış. Madem örtülü ödenekle yardım edilecekse o zaman o haber neydi? Yani iş adamlarıyla para alıp da A Haber'i, ATV'yi güçlendirmek evet. için. Yok. Yok ise neden böyle yalan bir haber yazıyorsun? Şunu da şöyle söylemek istiyorum. Ulusal TV son dönemde yıldızı parlayan bir televizyon oldu. Çünkü milli çerçevede ülkenin bağımsız olmasında ve siyasi oyunların içine girmeden sadece bildiği çerçevede devlete nasıl milli güvenlik olsun, milli manfaatlar olsun, nasıl destek vereceği için böyle Dijitürk'e platformuna girmek bir hedef koyuldu ve bu hedef çerçevesinde herkes üzerine düşeni yaptı. 10 TL'den yardım eden oldu. Ta 100.000 TL'ye kadar. Bu bir başarı hikayesi. Ve bunu eğer ki Cumhurbaşkanımız örtülü ödenekten böyle bir şey yapsaydı gelip bunu ulusal kanalda yapmazdı. Verirdiler farklı bir kesim giderdi. Yeni bir televizyon kurardılar. Ve hatta o televizyonu hatta Cumhurbaşkanı'na karşı göstermiş olardılar. Ve adı üzerinde örtülü ödenek. Şimdi Emin Çolaşan bu örtülü ödeneğe örtülü ödenek nerelerde kullanılıyor? Çoğu istihbari olaylarda kullanılıyor. Çoğu farklı şeylerde kullanılıyor. Ve bir de öyle şey değil. Kullandı da kapandı değil. Çünkü yerine gelecek olan Sayın Cumhurbaşkanı hayatı boyunca Cumhurbaşkanı kalmayacak ki. Evet. Yerine gelen Cumhurbaşkanı açıklayacak. Giden nasıl teslim ediliyor, nereye harcalandığını bilir. Ve böyle şeylere girmek ebesten iştikaldı. Örtülü ödenekten var ise tek bir tane belge çıkarttırsın, göstersin. Çünkü örtülü ödenekte de belgeler olur. Ama devletin gizliliği. Var ise böyle bir şey, o da casusluğa girer. Ve devletin sırrını ifşaya girer. Ki zaten böyle bir şey yok. Bunu da söylemek istedim. Burada çalışanlar ne zorluklarla bu şarta geldiler, nasıl neler yaptılar. Bunu bir borç bildim söylemeye. Çok teşekkürler efendim. Ben ne kadar da ulusal kanalın yönetimiyle biraz sıkıntım olsa da kendi programımızı biraz tanıtımını yapıyorlarsa da filan ama tanıtımlar yapılıyor. Gerçeği ama söylemem gerekiyor. Burada bir özveriyle herkes tırnağıyla çabalar gösterilip ve Dijitürk'e girmek ve amaç neydi? Korktular. Çünkü korkacaklar. Niye? Ülkenin milli meseleleri çerçevesinde gerçekleri söyleyen bir kanal artık daha fazla mecralarda açılmış oldu. Evet. Bunu da buradan söylemek istedim ve daha fazla izleyiciye izleme şansı tanıdı. Çok büyük bir başarı ve çok büyük bir destan var bunun arkasında. Herkes büyük bir emek sarf etti bu yönde. Bunun hakkını teslim etmek gerekiyor. Teşekkürler efendim. Evet, toplanan meblağı da açıkladık zaten.
nasıl, hangi koşullarda toplandığını bütün ulusal kanal izleyicileri biliyor ve bu vesileyle Dijitürk'e, evet, Derin Mevzu programının Dijitürk'te yayınlandığı ilk program bu akşam oluyor efendim. Onu siz söylediniz, bir kez daha hatırlatmış olalım. Birçok Dijitürk izleyicisi ilk defa Derin Mevzu programıyla karşılaşıyor. Bu açıdan da anlamlı bir program yapıyoruz şu an. Efendim, şehitlerimize değindiniz, rahmet diledik ama tabii terörle mücadele bölgede çok aktif bir şekilde sürüyor. Ya bu tarz kazalar bizi terörle mücadele etmekten alıkoyar mı? Bu olaya ilişkin fikir ve görüşleriniz nelerdir? Neler anlatırsınız izleyicilerimize? Yok, alıkoymaz. Şöyle söyleyeyim size. Şu anda daha da fazla terörle mücadeleye zaman ayrıttırmışız. 78 terörist sadece Şubat ayında etkisiz hale getirtildi. Kara operasyonu hariç 78 terörist ve hatta yurt içinde değil mi bu? Evet, evet. Yurt içi ve yurt dışı diyelim, öyle bir kapsamda ve 23.000 uyuşturucuyla da mücadelede, ki terör bağlantılı olup nanko terör dediğimizde iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 23.714 kişiden 1.759'unun tutuklandığı çok büyük bir operasyonlar ve bu operasyonlarının birçoğu gizli yürütüldü, birçoğu da yürütüldü. Açıklandı ama gerçeği şuydu ki uyuşturucuyla mücadelede Kemal Beyefendi, Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi söylüyor ya, uyuşturucuyla malına şeyine el koymak, bilmiyorum, parayla şey etmek, o öyle olacak bir şey değil. Burada yine söylüyorum, her bir bağımlı ülkesini sevebilir. Çok önemli bir cümle söylüyorum. İnsan bağımlıydı ama çok gördük. 15 Temmuz'da adam bağımlıydı ama ülkesi için canını feda etmeye kalktı. Ama bunu bilmiyor ki dolaylı yoldan her bir gram aldığı uyuşturucu bir mermiydi teröristlere ve o mermi ülkesine karşı kullanılacak. Yani şu demekti, uyuşturucuyla mücadelede birincisi toplumun sağlığı, gençliğin sağlığı ve en önemli noktada uyuşturucuya darbe vurmak, teröristin en büyük finans kaynağına darbe vurmaktır. Yani bir mermi ile aslında dört tane noktayı vuruyorsunuz siz. Nasıl ki bir gram uyuşturucu bir mermi oluyorsa, nasıl ki bir gram uyuşturucu bir bomba, intihar bombacısı oluyorsa, öyle uyuşturucuya müptela insanların kurtuluşu ne demekti? Şu demekti, hem toplumu, o kişiyi topluma kazandırmak, birincisi uyuşturucuya darbe vurmak, uyuşturucuya da darbe vurunacak ister istemez terör örgütlerinin finansmanına direkt darbe vurmaktı. Evet. Terörle mücadele bilançosu var mı başka efendim sizde? Yani şu anda söyleyeceğim, yani Şubat ayında 78 teröristin etkisiz hale geldiği, bunun sadece açıklamasıydı. Ne derler adı? Şöyle söyleyeyim size. Resmi açıklama bu çerçevede. Terörle mücadelede şöyle bir şey var. Mesela bir bölge, mesela terör şeyi, sözde bölge sorumlusu mesela ele geçiriliyor ama mesela gazetelerde etkisiz hale getirilmiş
olarak geçer. Neden? Çünkü örgüt eyle düşünecek ve aslında o kişi bir yıl tamam yani pişmanlık şeyinden faydalanmak istiyorsa gereken bilgi ve istihbaratlar alınır. Veya tam tersi. Tam tersinde şu olar, adam şey yani öldürülmüş ama ismi geçmiyor. Etkisiz hale gelmiş ama ismi geçmiyor. Terör örgütü de zannediyor ki adam kaybolmuş yani bir yerlerde veya gerçekten ele geçirilmiş, ismi zikredilmiyor filan. O nedenle panik yaratmak örgütte ve onun bağlantıları kim, kimler bunun peşine düşecek, nasıl peşine düşecek, onun takibini yaparlar. Terörle mücadele ve istihbarat birimleri birlikte bunu götürtürürler. Ama önemli nokta, terörle mücadelede biz paralel iki şeyi birlikte götürmemiz lazım. Yani üç tane şeyi götürmemiz lazım. Bir, güçlü istihbarat. İki, uyuşturucuyla mücadele. Üçü, nedir? Terör örgütünün başka finans şeylerini takip etmek. Yani burada istihbarat doğru dürüst elde edilirse, evet, Mehmetçik o istihbarat üzerinde operasyonlara devam eder. Uyuşturucu kapsamında yine istihbarat doğru alınırsa şehirlerde polis veya şehir dışında jandarma operasyonları devam eder. Ve bu iki bağlantı nereye gelir? Bir terör örgütünün bağlı olduğu o dediğimiz kaynaklara, o hedefe gelmiş oluruz. Mesela burada 23.714 kişiden 1.759'u tutuklandıysa bunun nereden bakarsınız %20'si bile terör örgütü bağlantılı faaliyet gösterdiyse de oradan çok şey elde edinmişti. Mesela bugün torbacı şey olarak toplumda bildiğimiz torbacı dediğimiz torbacı dördüncü kişiydi. Yani torbacı aslında kendisi müpteladı uyuşturucuya ve o parayı kendi maddeyi elde etmek için torbacılık yapıyor. Yani burada sadece mücadele torbacılıkla değil. Çünkü satıcı bugün, yani. Evet, torbacıyı alarsınız, yarın başkası yerine olur. Burada aslında emniyet istihbaratın en büyük görevi narkotikten beraber torbacıyı yakalamamak. Torbacıyı takip edip torbacı kimden alıyorsa onun üstündeki kişi ve onun üstündeki kişi birinci kişiye götürtüyor. Yani dört elle bu uyuşturucu geliyor. O birinci eldeki kişi o muhakkak örgütün bağlantılı olan bir şahısıdır. Yani direkt de bağlantı olmasa dolaylı olarak bağlantılı olan bir kişidir. Bakınız, şu anda şöyle bir şey vardı bir sene önce. Adamlar şunu teklif ediyordu otobüs şoförlerine. İstanbul'dan Ankara'ya şey eroin veya şey bu ne derler ona şu anda piyasada marijuana esrar getirmek için kilo başı 1700 TL para veriyordular. Sadece İstanbul'dan Ankara'ya gelmek için, getirmek için. Bu ne demekti? Bu şu demekti ki biz çok önemli yani biz dediğimiz yani Türkiye Cumhuriyeti'nin polis
jandarma narkotik İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucuyu getirttirebilmiyor. Çünkü muazzam bir denetim var. Evet. Muazzam bir takip var bu yönde. Bu neden geliyor? Bu istihbarattan geliyor. Yani istihbarat bilgiyi topluyor, narkotike devrediyor ve mesela bir görüyorsunuz ki narkotiğin de kendi muhbirleri oluyor. O torbacılardan. Çünkü devamlı alıp sonra cezaevinden çıkıp sonra onlara narkotik yardım ediyor bu müptelalıktan sağlıklığına kavuşalar diye. Ne yapıyorlar? Serbest kalınca narkotik yardım ediyor. Hastaneye yatıyorlar vesaire vesaire. Bu illetten kurtuluyorlar. Bu kere o bölgede yaşadıkları gördükleri şeyleri irtibatta oldukları narkotik polisiyle şey yapıyor, paylaşıyorlar o bilgileri. Burada amaç özellikle de bu operasyon 23.174 kişi 714 kişiyi operasyon yapıp almak çok muazzam bir planlama çerçevesinde ve bu toplamıydı. Yani toplamıydı bu ve şimdi bu 10-20 operasyonla birlikte alınmış. Ve bundan çıkan 1759 tutuklu tamamen bu operasyonlarının başarısını gösteriyor. Ve en önemli şey nedir? 1759 küçük veya büyük uyuşturucu ticareti yapan ve bu para terör örgütlerinin kasasına giden o koridor parası, finansı kesilmiştir. Peki, önemli ayrıntılar, önemli notlar bunlar Sayın Dost. Bu helikopter kazasına ilişkin söyleyeceğiniz başka var mı? Yoksa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli sürpriz bir görüşme yaptı bu hafta. İki kez, evet. İki kez, biri çok sürpriz oldu. Biri de insan hakları eylem planında bir araya geldiler. Diğeri de evinde Sayın Bahçeli'nin olduğu. Hatta orada haberi aldılar. Evet, kaza haberi de biraz aynı gün oldu. Hatta çok yakın yani kamuoyuna yansıdığı saatler. Neler görüşüldü bu ziyaretlerde? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sayın Bahçeli taviz vermiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da öyle. Neyden? HDP'nin kapatılmasıyla alakalı. Ve birinci nokta bu. Yani buna ciddi bir nasıl bir yasayla nasıl şeyle bu yapılacağız? Çünkü sadece parti kapatılmalarını Türkiye görmüş, tecrübe etmiş. Şu andaki var olan parti kapatılıyor. Aynı kişiler B partiyi hazırdan kurulmuş mesela. Şimdi zaten AK Parti de aynı şekilde hatırlarsınız. B ile parti kapatılmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'nde şey var idi. Yani 2-3 oyla kurtuldu. Yani bu nedenle zaten o dönem çıkarılan yasa ve bu yasanın ana baba fikri FETÖ'cülerin elebaşı, o zaman komisyon başkanıydı. Partilerin kapatılmaması çerçevesinde. Kütahya milletvekiliydi. Neydi? 2010 mu? Evet, zannediyorum. Anayasa Komisyon Başkanı'ydı zannediyorum. Çok da o dönem başbakana kendini çok yakın gösteriyordu Sayın Cumhurbaşkanımıza. Ve çok hummalı çalışmalar yaptı filan. En sonunda hatta FETÖ'nün bize talimatıyla belgeler filan ortaya çıktı ki parti kurulacaktı. Sonra ortaya bırakıldı. Hatta kendi yine yazışmalarında FETÖ
FETÖ'lere diyor ki beni ortada bıraktınız filan şu bu. Bir İdris var içinde. İdris Nayin Şahin'den bahsetmiyorum. Kütahya milletvekiliydi, hiç unutmuyorum. Sonra aslında bir sürü bu evet referandum oldu ya, yetmez ama evet, evet platformu, bunlar tamamen FETÖ'nün çerçevesinde o dönem bağlantılı olan şeyleriydi. Şimdi gerçekten bir anayasa düzenlemesi gerektiriliyor terörle mücadelede, ki terörle yakından uzaktan bile telaffuz edilmiş kelimeler çerçevesinde ne yapılacak? O kişiler siyaseten men edilecektiler. Yani edilmeleri gerektiriliyor ve buna bir çare aramaya çalışıyorlar. Diğer taraftan da Sayın Bahçeli'nin bu HDP'nin kesinlikle kapatılması üzerinde çabaları var ve Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmeler yapıyorlar. İkincisi de var olan bir yakın zamanda bir operasyon olması gerekiyor muhakkak Suriye'de. Yani çünkü Suriye'de bakıyoruz mesela Cirablus'a füzeler, balistik füzeler geliyor. Bu füzeler belli değil kimin tarafındandı. Gerçekten diyorlar Suriye Esed yönetimi atmış, belki İsrail atmış. Mesela nasıl ki Irak'ta Esed, ABD'nin Esed havalan şey Kuzey Irak'taki hedef alındı, vuruldu. İran üzerine diyorlar İran'a yakın Hizbullah ketaibi, yani Hizbullah tugayları, Irak'taki Hizbullah tugayları yapmış. Diğer taraftan da İran'da diyor ki biz bunu yapmadık, İsrail yapmış. Bu neye dayanarıktı? Bu 3-4 gün önce oldu bu olay, 4-5 gün önce. Evet. Geçen hafta biliyorsunuz İsrail Suriye'de İran'a yakın güçleri vurdu. ABD doğrudan vurdu, onu mu kastetti? Vurdu, yok. İsrail, önce İran'ın... Önce İsrail vurdu, sonra... Sonra şu anda ABD'nin en büyük üssü Kuzey Irak'ta vuruldu füzelerine. Evet. Ve hatta CENTCOM'un başkanı şunu söyledi. Dedi ki biz bir saat önce haberi aldık, bilgi aldık, istihbaratı aldık. Hemen tahliyeye şey ettik. Eğer ki bir sürü tahliyeler yapılmasaydı 100-200 arasında askerimiz ölerdi ve en azından 10-20 uçağımız yok olardı filan. Her neyse vurmuşlar, isabetli. Hı hı. Yani füzelerinin tam isabet noktaları. Hatta ABD şunu dedi. Dedi ki İran ticaret uydusu üzerinden yerleri tespit etmiş. Çünkü toplama merkezi vurulmuş, yemekhane vurulmuş, sonra depolar vurulmuş, sonra diyor İran vurmuş. İran'a bak, İran'a yakın Irak Hizbullah tugayları vurmuş. Biden de bir temsilci atamış bu konuda, kesin bunun failini ortaya çıkarttırmak. Sonra İran'da diyor ki ben vurmamışım veya bana yakın birileri vurmamış. Ne belli, bunu İsrail şey etmiş. Kendisi yapmış, kendisi yapmış yani. Olabilir. Aynı şekilde de Suriye'de yani Türkiye sınırına Cirablus, Elbap, orada da füzeler atılmış. Balistik füzeler. Bunun kimin tarafından olduğu, bir sürü Esed yönetimi yapmış, bir sürü yok başka gruplar yapmış çeşitli olabilir. Çeşitli haberler var. Evet. Sonra bunların hepsi hayırlı bir şey değil. Yani Orta Doğu yine sıcak günlerine dönüyor. Çünkü ABD seçimleri Orta Doğu'da her şeyi bir sükunete götürmüştü. Bir 6 ay 7 aydı. ABD kendi sonra, içine kapanınca aynen, bir boşluk oldu, aynen. Oradan sükunet. Yani hep bunu görüyoruz ki
İsrail kalktı ABD yerine oyunlar oynamaya. Sadece gördüğü yok, yapabilmiyor. Sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nde, bir de Bahreyn'de şeyler yapıldı. Diğer taraftan da şu anda mesela Türkiye'nin biraz Türkiye'ye karşı hamleler bulunmaya çalıştılar. Sonuç ne var? Tetbikatı gördük. NATO Genel Sekreteri diyor ki abi, Avrupa'nın güvenliğini Türkiye sağlıyor. Evet. Diğer taraftan Suudi Veliyeti Mehmet Bin Salman acayip şeyde köpürtürüyor. Mısır'la Türkiye arasında yürütülen gizli görüşmeler. Bunu da ilk defa ben söyleyeyim. Yani askeri aşama görüşmeleri de bile yapılıyor. Mısır'la. Evet. Sonra hatta Yunanistan Mısır'a karşı büyük tepkiler veriyor. Ve diğer taraftan mesela Merkel'le Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmesi çerçevesinde Merkel kendi kabinesinde şunu söylüyor. Diyor ki Türkiye olmasaydı Türkiye eğer şeye Libya'ya müdahilede bulunmasaydı, yani resmi hükümetin, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümetin isteğine Türkiye cevap vermeseydi, Hafter güçleri bugün Avrupa'nın içini DAEŞ'ten daha kötü şekilde yapacaktı. Bunu göz ardı edemeyiz. Türkiye'nin Irak'taki şeyin, Kuzey Irak'taki her ne kadar Alman devletinin veya istihbaratının PKK yanlısı olduğunu da görersek, ama hükümetin, bugün Alman hükümetin düşüncesi çok farklı. Ve Suriye'de de diyor ki bizi mecbur bırakmışlar Suriye'de bulunmaya, ama Türkiye'nin orada yapıldığı operasyonlar aslında bizler Türkiye'ye minnettarız. Bunu ben söylemiyorum. Bunu kim söylüyor? Bir dönem Türkiye'ye karşı olan Almanya, bunu bugün Almanya Başbakanı söylüyor. Ve bu ne demekti? Bu şu demekti ki şu anda ABD Avrupa ile, özellikle de ABD dediğimizde Biden, Avrupa dediğimizde kim var? Birincisi Almanya geliyor. Yani Almanya şu anda Türkiye'ye bakışı çok farklı Alman Başbakanı. Diğer taraftan ne oluyor? NATO tamamen bambaşka bir şey diyor. Diyor ki AB diyor ki Avrupa kendini koruyamaz Türkiye olmadı. Evet. Ve diyor Türkiye bu güvenliğini sağlıyor. NATO Genel Sekreteri açıklaması. Tabii. Yani ne bu demek çok istiyor aslında vahim burada? Yani Avrupa için. Yani şunu diyor. Diyor ki çünkü bakınız mesela bu tetbikat neden yapılır? Tetbikat birkaç ülkeyle bazen yapılır. Bazen kendin tetbikat yaparsın. Başka bir ülkeyle yaptığında veya üçlü dörtlü tetbikat yaptığında dosta güven, düşmana korku sağlamak. Bazen tek başına tetbikat yaptığında aslında o tek başı tetbikatlarda çaktırmadan yeni geliştirilen eskeri sistemler, muhabire sistemleri, telsizler vesaire, radarlar, İHA'lar, SİHA'lar, helikopterler, füzeler, mesela özellikle de deniz çerçevesinde yapılan tetbikatlarda deniz kuvvetlerinin hangi aşamada hazırlığı, hangi seviyededi, bunlar şey yaptılar. Bu tetbikatın yapıldığı an itibariyle ne oluyor? Orada mesela birkaç tane tamamen Türkiye bu tetbikatı yapanda hemen ENS ABD'nin istihbaratının uydular üzerinde İsrail bir taraftan, herkes bir taraftan
Türkiye bu tetbikatlarda neyi amaçlıyor? Birincisi bu. Yani Türkiye neden tetbikat yapıyor? Bir, amaç nedir? Birisine demeç vermek mi istiyor, mesaj vermek mi istiyor? Amacı nedir bu tetbikattan? İkincisi, bu tetbikatta neler kullanılıyor? Yeni bir şeyler var mı? Çünkü eskeri geliştirilen füze olsun, her tür malzeme olsun tetbikatlarda gizliden kullanırlar. Bazısı şey olarak açılarak söylenerek şey yapılar. Bazıları gizliden o arada şey yapılar. Yapılıyor, deneniyor. Deneniyor. Şimdi orada neler kullanılıyor? Ülkeler milyonlar dolar para harcıyor ki baka göre ki bir ülke bir tane piyade tüfengini nasıl yapıyor? Ne kalsın bu tetbikatlarda neler kullanılıyor? İkincisi o ve üçüncüsü de operasyon yeteneği, koordinasyon yeteneği, birlikte hareket ettiği hava üstlüğüne deniz ve kara çerçevesinde komuta kontrol merkezinin birlikte kaç dakikada şey yapabiliyorlar, ne derler adı, irtibata geçip koordinasyon olabiliyorlar. Yani çok şey aranır. Şimdi Türkiye bu tetbikattan Yunanistan'a çok büyük mesaj verdi. Mavi vatan mı? Mavi vatan. Sonra diğer taraftan aynı zamanda Mısır'la gizli görüşmeler yapılıyor filan. Ama yine de bir ucu oraya gidiyor. Birçok ABD'ye de çok büyük bir şey oldu bu. Neden? Mesaj. Mesaj oldu. Çünkü dikkat edersiniz Biden ilk... Şimdi ABD'de böyle gelenek yok. Hemen başkan seçilince gidip de CIA'yı şey yapmak, ne derler adı, ziyaret etmek. Mesela gidiyor orada, diyor ki, Çin araştırma merkezi kurmuşsunuz. Güzel, zaten Rusya araştırma merkezi özel kendi alanı var. Mesela Çin ayrı alanı var. İran ayrı alan var, masaları var. Mesela normalde diyor ki mesela Kafkasya daire başkanlığı. Kafkasya daire başkanlığı dediğimiz kimler oluyor? Kırgızistan oluyor, Özbekistan oluyor, Türkmenistan oluyor. Mesela her 5-6 ülkeyi bir daire başkanlığı yapıyor. Ama normal hedefte olan düşmanlarını tek bir daire yapıyor. Sonra şimdi burada da Türkiye adeta yavaş yavaş Orta Doğu kızışırken ABD'ye şunu söyledi. Dedi ki deniz üstünlüğüm şu anda 3., 4. şeyde sıralamadı. İHA, SİHA şu anda üretimde 2. sıraladı. Kara kuvvetlerim veya deniz kuvvetlerim, has yani piyade deniz kuvvetlerim 1. sıradı Avrupa'da. Satlar saslar. Yani aynen beni başka ülkeyle Orta Doğu'da kıyaslam. Bakınız Almanya'nın ne kadar savunma sanayisi güçlü ise ama şeyi yok. Piyade şeyi yok. Nedenler adı. Doğru dürüst askeri yok. Kara kuvvetleri doğru dürüst yok. Bir tek hava üstünlüğüyle sen hiçbir şey elde edemezsin. ABD İngiltere Irak'a saldırırken hep düşünceleri neydi? Biz hava üstünlüğü sağlayarak her yeri vuracağız. 100 bin, 50 bin İngiltere askeri, 50 bin ABD askeriyle
Her yeri temizleyeceğiz. Girdiler, ne kadar asker çıktı? 500 bin asker çıktı. Niye o kadar örgütler çıktı ki ortaya orada? Evet. Kendilerinin bir dönem besledikleri kendilerine karşı silah doğrulttular. Şimdi Almanya bu şeyde, bu durumda. Fransa biraz Almanya'dan daha şey. Ama Fransa'nın bugün ekonomisi çok berbat ve şey düzeyde değil. Ne derler adı? İyi bir düzeyde değil. Düzeyden daha ziyade askeri disiplin çerçevesi tanıtımında değil. Başka neresi kaldı? İngiltere sınavını Irak'ta verdi. O nedenle İngiltere ses çıkartmıyor. Sıra İngiltere'ye gelende İngiltere para nerede? Ben orduyam diyor. Benden bir şey beklemeyiniz diyor. Peki Türkiye bu senaryoda ittifak birikimini kullanabiliyor mu efendim? Pekiştiriyor mu? Uluslararası alanda. Şu anda Mehmet Bin Selman dedim ya köprülüyor. Neden? Mısır artık bir sene önce Genelkurmay Başkanı, Mısır'ın Genelkurmay Başkanı diyordu Türkiye'yi ezeceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız Libya gelirse filan. Türkiye gitti, halen o Genelkurmay Başkanı halen şeydi, ne derler adı, gözleri görmedi Türkiye'yi gittiğini filan şu bu. Mısır gördü ki yok, bu kadar vaat, bu kadar yok, ABD arkamda yok, İsrail'le ittifaklığım var filan. Şu anda herkes can atıyor Türkiye'yle ittifak kurması için. Peki Türkiye ne yapıyor Sayın Dost? Reklamlardan sonra konuşalım, bir virgül koyalım. Siz soluklanın, izleyicilerimiz de ayrılmasın, bizden çaylarını tazelesinler. Değerli izleyenler, sırada reklamlar var efendim. Efendim derin mevzu programına devam ediyoruz. Reklama gitmeden önce Sayın İsmail Dost'la birlikte biraz dış politika gündemine girdik, yaptık, onu konuşuyorduk. Tabii Doğu Akdeniz'deki sıcak gelişmeler, Mavi Vatan tatbikatıyla Türkiye'nin dosta güven, düşmana korku salan icraatları, bunları ele alıyoruz. Ve reklama gitmeden önce şunu sormuştum Sayın Dost'a. Yani peki Amerika Türkiye'ye karşı bir kuşatma girişimi içerisindeyse Türkiye'de bunu yarmak için özellikle başta bölge ülkeleri olmak üzere dış dünyada, uluslararası alanda ittifak birikimini nasıl değerlendiriyor sorusuydu. Burada da Sayın Dost, herkes Türkiye ile ittifak kurmak için can atıyor ifadelerini kullandı. Mısır'la şimdi ilişkiler normalleştirme adımları başladı. Biraz ona değindiniz. Başka hangi ülkelerle iyi bir ittifak olursa bu kuşatma yarılır? Türkiye karşı düşman olarak İsrail ofladı, pofladı. Trump döneminde Kushner damadı Suudi Arabistan'ı şey yaptı. Şu anda Suudi Arabistan can atıyor. Gerçekten bir ara bulucu olsun da Türkiye'yle tekrar bir ittifak kursun. Bunu bir kere denedi. Aslında hatırlarsınız S-400'ler konusunda Suudiler direkt Rusya gitmiştiler ve S-400 istemiştiler. Amaçları orada S-400'leri fazla almak ve Türkiye-Rusya ilişkilerini engellemek idi. Orada da başarılı olmadılar. Burada bir sürü insanlar da Katar üzerinden, Türkiye Katar'la biliyorsunuz stratejik bir dostlukları var. Evet. Ne kadar da Katar tekrar Arap Birliği'ne girdiyse, tekrar o Suudi Arabistan Körfez Ülkeler İttifakı'na girdiyse de ama eski Katar değil. Çünkü Katar tamamıyla Türkiye'nin politikası çerçevesinde bir ebedi ittifaklık kurulmuş. Nasıl ki ABD ulusal güvenlik eyleminde İsrail'in
güvenliği hayat memat diye yazıldıysa Katar'ın da aynı şekilde Türkiye'ye karşı böyle hayatı boyunca bir borcu var, bir bağlılığı var. Ve orada Katar ne kadar Körfez ülkelerinde bulunsa Türkiye'nin o kadar manfaatınadır. Diğer taraftan da Türkiye'nin bir ileri karakolu gibi. Aynen. Türkiye'nin biliyorsunuz ki hem büyük üstü var orada, hem de Katar politikasının dış politikası çerçevesinde Türkiye ile paralel hareket etmektedir. Nasıl ki Rusya NATO'da değil ama Türkiye NATO'daysa bir sürü gelişmelerden Sayın Cumhurbaşkanı ile Putin konuşuyorsa ve o çerçevede bir stratejik müttefiklik yürütüyorlarsa veya nasıl İsrail NATO'da değil ABD tüm orada farklı şu Türkiye Rusya stratejik müttefikleri NATO çerçevesinde Türkiye gelecekteki bölgedeki şeyleri mesela Putin'le konuşuyor. Ama ABD ile İsrail müttefikliği farklıdır. Çünkü İsrail ABD'nin patronu, ABD NATO'da ne kararlar alınıyorsa onu birebir İsrail'e bildiriliyor. Ve hatta bazen şöyle olmuş, ABD NATO temsilcisi her toplantıda İsrail makamlarına bilgiler vermiş bu konuda. Şimdi baktığımız zaman Gürcistan nasıl bir ülke? Gürcistan tamamıyla ABD'nin var olduğu bir ülke. Çünkü CIA'in büyük bir istasyonu var Gürcistan'da. Mesela birçok Çeçenleri orada eğitiyordu Rusya'ya karşı. Sonra veya El-Kaide, IŞİD gibi Afganistan'dan aldığı Taliban'daki aldığı kişileri Gürcistan'daki üstüne götürüp orada sorgulattırıyordu. Ve nasıl ki Avrupa'ya yakın kendine tehdit gördüğü kişileri Almanya'ya götürttürüp Almanya'da da Avrupa en büyük CIA istasyonu Almanya'da. ABD'nin CIA istasyonu Almanya'da. Mesela götürttürüyordu aylarca veya günlerce orada sorgulatıp ondan sonra karar veriyordu ABD'ye götürsün veya götürmesin Guantanamo'yu. Şimdi o Gürcistan Türkiye'yi artık büyük bir ülke görüp Türkiye'yle birlikte hareket etmek istiyor. Kırgızistan içi de Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Türkiye'de Sayın Bakan Çavuşoğlu'yla görüştüler. Aynen, yani bunlar hepsi Türkiye'nin o kararlılık, o duruşu çerçevesinde gerçekten bunu... Oyun kuran bir pozisyona mı geldi yani Türkiye? Türkiye, hep ben diyorum bir eksen olmuş. Bu nedir? Türkiye artık bir güç hale gelmiş. Yani rahmetli Erbakan'ın D8'in kurma sebeplerini o dönemde şartlar el vermedi. Ve o dönemde de İsrail ABD'nin bizzat var idi. O ülkeler üzerine baskı yaptı ki bu davete icabet etmeyiniz. Ama bugün geldiğimizde tam tersine ülkeler Türkiye'ye artık yapmaya çalışıyorlar. Eskiden Türkiye ABD ile Rusya arasında Rusya kendi tarafına çekmeye çalışıyordu. Türkiye'yi ABD kendi tarafına, Rusya kendi tarafına, Türkiye paylaşmaz hale gelmişti. Türkiye artık paylaşmaz hale gelmekten daha ziyade ne olmuş? Kendi bir güç olmuş ve bu güçte de şunu görüyoruz ki başka ülkeler hepsi Türkiye'nin çerçevesinin altında. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız çıka Ermenistan sorununda neyi söyledi? 6 ülkeyi kastederek orada dedi ki Ermenistan'da kendisi de bulunsun.
Orada 6 ülke demek ne demek? Biz belki yıllar sonra anlayacağız bunları. Ki biz şu anda hangi ülkelerde nasıl bir etkimiz var? ABD'nin ayak bastığı yerlerde Türkiye'nin de artık daha güçlü şey yaptığı yerler var. Mesela ABD Katar'da 1400 uçaklı bir üst kurmuş ama Türkiye kara üstü kurdu. Özel kuvvetleri en güçlü daha bir üst. Yani belki düşünülürse bir uçak kalkıp da Türkiye'nin üstünü vurmak isterse Katar'da çok şaka gibi bir şey gelir. Çok basit gibi bir şey gelir. Ama 4 tane özel kuvvetli istese o ABD'nin hava üstünü Katar'da havaya uçutturup gider. İmha yani, edebilir yani. Bu strateji çok önemliydi o çerçevede görüşümüz. Ve bunların hepsi mesela şu anda Kuzey Irak'ta operasyonlar yapıyoruz. Mesela Irak şeydi yok bizim ülkemize müdahil olmuş filan. Halbuki zaten Genel Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları hepsi gidip başbakanla bir de mevkidaşlarıyla görüşmelerde bulunmuşlar. Ondan sonra İran'da hemen fitili ateşleyip İran'da hemen Türkiye'ye tepki gösteriyor. Yani burada şu demekti ki İran yanlış bir politika izliyor. Onun yanlış anlaşıldığı Tahran tarafından açıklandı. İran'ın Bağdat Büyükelçisi'nin yaptığı yani, açıklama. Yani her ne hatta olsa yine bu ne oluyor? Bu gide gide farklı şeylere yer açar. Yani ben şu anda yani İran'da seçimler olacak. Bir 3 ay kaldı. Ve seçimden sonra Türkiye'nin İran'la ilişkisi bu kadar iyi olmayacak. Onun kanaatini diyeyim kesinlikle. Neden? Çünkü gelecek Cumhurbaşkanı biraz daha şey ne derler adı burada mezhep konusunda biraz daha şeye bu iki ülkenin de çıkarına olmaz ki sayın dostum. İşte onu söylüyor. Yani bu arada birileri burada çok büyük oyunlar oynuyorlar ve şunu söylemem gerekiyor. İran terörle mücadele edilirken veya İran'ın Irak'ta kendisinin askeri müsteşarları bulunurken kalkıp da Türkiye'ye karşı böyle Irak bütünlüğünü ihlal ediyorsunuz diye halbuki anlaşma var terörle mücadeleden dolayı. Bir de bölgesel Kürt yönetimiyle de anlaşma var. Evet. Bu çerçevede bunlar korunması gerekiyor. Yani burada İran'ı eleştiriyorum ben. Çünkü ben dişten görüyorum. İran'ın yapısını da iyi bildiğim için. Ve bunu da defalarca söylüyorum. Şu anda 40 yıl içinde bu son 4 yıl İran'la Türkiye bu 40 yılda en üst şeyde. İlişkiler açısından. Ve bu ilişkiler zedelenmemesi gerekiyor. Bir, ikincisi de şu anda Türkiye gerçekten sağlam adımlar atmaya başlıyor. Çünkü Suriye'de muhakkak bir şeyler olacak. Yani bu sene 2021 Suriye'nin şeyiydi. Yani dönüm artık yılı mı olacak? Artık bir sonuca varılacak. Öyle mi? Yani 2021 ben burada çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bir nihayete erecek. Ama nasıl Suriye erecek konusu? Sayın Dost? Şimdi İdlib konusu var, Türkiye'nin kontrol ettiği alanlar var, PKK-PYD'de işgal ettiği alanlar var, Amerika'nın üstleri var. Bakın, herkes olduğu yerde kalıp böyle bir sistem mi olacak? Bir gizli planlamadan bahsedeyim size.
Ben öyle düşünüyorum, şöyle söyleyeyim ve göreceğiz, bu da olacak. Ben bir rüya gördüm, rüyalarımda bazen gerçek çıkıyor. Tamam, tarihe not düşüyoruz burada. Aynen. ABD şu anda çaba gösteriyor. Beşar Esed yönetiminin gizliden, el altından bir anlaşmaya var. Uzlaşmaya mı var acaba? Aynen. Ve orada ne olacak da, bu uzlaşmanın orada temelinde? Bakınız, ABD'nin eylem, ABD Ulusal Güvenlik Eylem Planı'nda ne diyor? Diyor ki Orta Doğu'da. Yani birincisi diyor ki ABD'ye, ABD kıtasında, Güney, Kuzey ABD kıtasında dostluklara filan. Sonra insan hakları en büyük meselemiz. Ve diyor ki Orta Doğu'da şeyi biz sağlıyoruz, güvenliği biz sağlıyoruz. Ve bu Covid döneminde ve eski yönetimin yanlışlarıyla Çin'le Rusya büyük şey kazandılar, güç kazandılar. Ama bunların hepsinin önleyeceğiz. Amacımız askeri değil ama gerekiyorsa da askeri şeyde de bulunarız. Burada meselenin diğer tarafı da şu. Biden yönetimi çok çaba gösterip Suriye'de bir şey hazırlaması, ne derler adı. Yani orada İsrail'in güvenliğinin korunması çerçevesinde şunu çaba gösteriyor. Trump nasıl şey yaptı? Suudiler ne yapıyordular? IŞİD'e filan destek veren Suudiler idiler. Esed'e karşı. Sonra ne oldu? Birden Suudiler gittiler, büyükelçilik açtılar şeyde, Şam'da. Sonra şu anda Şam üzerinde, Suudiler üzerinde veya Şam yönetimiyle bu insan haklarını öne çıkartma çerçevesinde, diğer taraftan da Türkiye'nin kesinlikle Şam'ın geleceği hükümette bir etkisi olmasın. Çünkü ne olur? O zaman İsrail yine Türkiye'ye gebe kalacak. Anlatabildim mi? Bu nedenle neye vurgu yapıyor? Diyor ki terörle mücadelede sadece iki örgütü getirtmiş. Ulusal Güvenlik Eylem Planı'nda neyi? Bir El-Kaide'yi, bir DAEŞ'i plana dahil etmiş. Halbuki bugün El-Kaide'nin aktif pozisyonda bir operasyonel bir eylemleri yok. Ama IŞİD'in uyulan hücreleri var. Uyuyan. Ve uyuyan hücresi de var. Uykuda olan birçok hücresi var. Onun dışında bir sürü Suudilerin desteklediği farklı isimlerde örgütler var. Bunların hiçbirisinin ismi gelmiyor. Burada diğer taraftan da Türkiye'yi tehdit eden, Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden PKK kendi listesini almış. Murat Karayılan'a ödül koymuş. Ödül koymuş kellesine. Ama Cemil Bay çıkıyor diyor ki Murat Karayılan çıkıp diyor ki o dönemler modaydı. Biz hiç ABD'ye karşı herhangi bir şeyde bulunmadık. Ve Türkiye'nin hassasiyetlerini özellikle de bu Milli Güvenlik Eylem Planı'nda çok net ve açık gösteriyor. Yani PYD, YPG terör örgütü değil, PKK'nın yazmaması orada şu demekti ki, yani Türkiye ile nasıl bir ittifak kuracağım? Demek ki şu anda PKK'yı da bu eylem planında yazmıyorum ki elim güçlü olsun. Halbuki ABD ne yaparsa yapsın PKK diye bir şey kalmayacak. Ama diğer tarafta PYD, YPG var. PYD, YPG ne demekti? Şu demekti ki şu anda bunu hiç belki beklemeyeceğiz. Bir anda
PYD, YPG bazen gidiyorlar ya sıkışınca ya direkt Beşar Esed yönetimine gidiyorlar ya da olmuyorsa Rusya üzerinden Beşar Esed'e biz senden yana olalım diyorlar. Burada da ABD'nin öyle bir planı var. ABD PYD, YPG'ni Beşar Esed'den oturup bir planlama çerçevesinde PYD, YPG'ni bir silahlı, devlete bağlı silahlı, yani Esed rejiminin de silahlı bir ordu haline çıkartma çabasında olacak. Bunu net göreceğiz. O nedenle Türkiye zaman kaybetmemesi gerekiyor ve direkt de Fırat'ın doğusuna direkt operasyon hemen yapması şart değil. Ama etkinliğini Suriye'de fazla etmesi gerektiği kanaatindeyim ve bu yapılması gerektiriliyor. Yani Suriye'ye yığına devam mı edilmesi? Devam edilmesi ve hatta hareketlilik daha fazla olması ve Türkiye şu anda orada bulunuyor. Evet, devriyeler atılıyor filan ama bunu daha da göz önüne getirttirip daha da şey ettirmesi gerekiyor. Çünkü eğer Türkiye bunu yapmazsa Suriye konusunda ABD ile büyük sıkıntılar içine girer. Ama burada zarar gören yine de ABD ve zarar gören yine Suriye halkı ve Suriye yönetimi olacak. PKK, PYD'yi Suriye'de yani çözüme kavuşturmak, oradan yok etmek, işgal ettiği alanlardan çıkartmanın çözümü Ankara-Şam işbirliğinden geçmiyor mu sayın dost? Zaten o safhaya Rusya, ben dedim ya yakın zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımız Putin'le görüşer, böyle tahmin ettim ve görüşer. Bunu ben bekliyorum ve bu nedenle artık yani Esed yönetimi bir karar vermesi gerekiyor. Ya tam %100 Suriye, Rusya çerçevesinde kalacak, Suçi çerçevesinde kalacak, anlaşmasında kalacak ya da artık ipler kopacak. Çünkü Esed yönetimi de karar vermesi gerekmiyor. İşte Esed yönetimi şöyle bir şey var. Bakınız, şu anda bu Esed yönetiminde bir tarafta şu anda Rusya tarafsız kalmaya çaba gösteriyor. İran Esed yönetiminden başka bir şey istiyor. Başka bir öncülüğü var. Türkiye Esed yönetiminden başka bir şey istiyor. İran ne istiyor? İkisi Türkiye bir ne istiyor? Bakınız, özetle. İran Esed'in kalıcı olmasını ve var olan alanlarının daha da şey etmesi, korunması, İran'ın oradaki üslerin daha güçlenmesini istiyor. Diğer taraftan da Türkiye diyor ki ben bir şarttan senin hiçbir şeye karışmıyorum Esed'e diyor. Tamam, eski politikamız sen şey değilsin diye kabul etmiyorduk. Bir insanların ölümüne sebep oldun filan. Bizim ne toprağınızda gözümüz var ne bir şey. Bizim sorunumuz sadece PYD, YPG. Ve Fırat'ın doğusuna operasyon yapmak istiyoruz. Burada Fırat'ın doğusuna operasyon yapılması için Esed'in yönetimi de buna evet derse çok muazzam bir şekilde bu olaylar tamamıyla çözüler. Evet. Ama burada şu faktör var. Esed yönetimi, yani İran'ın istediği de İdlib'ti.
Önceliği İdlib. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde Suriye'de yeni bir askeri harekatın hazırlığı mı konuşuldu Sayın Dost? Onu mu söylediniz? Evet, öyle bir şey. Yani bunlar. Bu nereye olacak? Barış Pınar Harekatı'nın dışında kalan alana yeni bir askeri harekattan bahsediyoruz. Yani yeni askeri harekattan daha biraz yavaş yavaş Suriye'de Türkiye canlanmaya. Yani şu andaki hala hazırda var olan orada şeyimiz var ya, askerimiz var ya. Evet. Artık daha fazla yığınak olacak, daha fazla hareketlilik devam edecek. Bir de ikinci mesele de Kıbrıs olayında. Amerika da yığınağını devam ettiriyor. İşte o nedenle de Türkiye böyle bir karara mecbur. Sayın Dost, Kıbrıs'a geçmeden önce Papa'nın Irak ziyaretini nasıl yorumluyorsunuz? Papa'nın Irak ziyareti orada şeyle de görüşme yaptı. Ayetullah Sistani ile de görüşme yaptı. Ondan önce devlet yetkilileriyle görüştü. Evet, yani Papa her zaman gidiyorsa sonra orada en yüksek dini kişi kim ise onunla da görüşme yaptı. Yani Papa'nın ziyareti o kadar şey değil. Ne derler adı? Yani Suriye, Irak'a, çünkü Irak'ta %1 Hristiyan var. Sadece barıştan yana bir şeyler konuşmuş. Yani bayram onda. Değil, seyran değil. Nereden çıktı bu ziyaret? Yok. Deniyor. Şey değil. Yani Papa'nın oraya gidilmesi şu var. Belki Biden tarafından da şey götürülmüş olabilir. Bir mesaj götürülmüş olabilir. Nasıl ki, görüşmesi mi? Yani. Evet. Yani başka bir Papa farklı bir mecradan Irak yönetimine ve Sistani'ye mesaj götürtürer. Çünkü Sistani nasıl cihat ilan etti, hemen örgütlendi Haçlı Şabi. Sistani tekrar mükellef ederse, Şiilerde bir merceğe taklit dediğimiz var. Yani insanlar bir ayetullah'a şey ederler, iktida ederler. Nasıl cuma namazına gidiyorsun veya cemaate gidiyorsun, hocaya şey yapıyorsun, saf tutuyorsun. Şiilerde de böyle bir şey var. Yani eğer ki Ayetullah Sistani din karşıtı, insanlığı karşıtı bir fetva vererse o gün şeyin bitiş günüdü. Nedenlere de. Haçlı Şabi'nin bitiş günü olmuş olur. O nedenle şunu tahmin ediyorum. Diğer taraftan da birkaç tane şu anda casuslukla tutuklanan İran'da şey var, yabancılar var. Ayetullah Sistani'den onların serbest bırakılmasını o girişimde de bulunmuş olabilir. Büyük Haçlı Şabi'nin fesih edilmesini de götürmüş olabilir mi acaba? İşte diyorum, yani Haçlı Şabi'nin Ayetullah Sistani şey yaparsa, derse ki Haçlı Şabi'nin artık bugün itibariyle varoluşu ülkemize, İslam'a, Şii mezhebine zararlı olur fetva vererse, o zaman Haçlı Şabi gerçekten biter yani. Çünkü Şiiler yani taklit ettiği şeye bağlı oldukları Ayetullah'ın şeyinden çıkmazlar ve halk da şey etmez. Şu anda da zaten Irak'ta her cuma günü Muktada Sedr'in eylemleri büyük şekilde devam ediyor. Her hafta ölüler, yaralılar var. Ve Muktada Sedr de yani anlamış değil hiç kimse. Neden bu eylemleri gerçekleştiriyor? Şimdi kendisi geldi, bir kayboldu bir 7-8 sene. Sonra geldi,
İran karşıtı eylemler gitti Washington'a. Sonra geldi Mehmet Bin Selman'la görüşmeye gitti. Seçimlere yazdı ki Irak, eski İran güvenlik, huzur. Yani İransız bir Irak, güven, huzur, ekonomi, iş, ağaç, her şey. Ve bu seçim, bu vaatlerle birinci parti olarak seçildi. Ama aynı Muhteda Esed birdenbire 8 ay önce gitti Ayetullah Hamine'nin yanına, geldi. Ondan sonra hükümete karşıt eylemlere başladı. Çoğunluk da orada, mecliste onda. Ama çünkü Ayetullah Sistani din adamlarını men etmiş siyasette, icraat şeylerinde. Evet. Sadece mecliste olabilirler. Milletvekili olabilirler. Kıbrıs'a gelelim, Doğu Akdeniz'e gelelim. Oraya gelelim. Yani Sayın Erdoğan'la Sayın Bahçeli'nin oradan uzaklaşmayalım. Bakınız, görüşmelerinin bir tanesinde anayasa var. Bu çok büyük bir manevraydı. Çok büyük şeydi. Ve bu insan hakları eylem planı var ya, şimdiler evet. Kemal Kılıçdaroğlu yok, diğer muhalefetler hepsi yok, insan hakları yok Türkiye'de filan, şu bu ne kadde söyleseler de bir iki gün gitsinler Suudi Arabistan'da, Kuveyt'te filan yaşasınlar da, aynı Dubai'de yaşasınlar. Sadece Dubai bir prensine küçük bir muhalefette bulunsunlar, görsünler ne olur. O da Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir tane şeylerinden kızı, halifenin kızı, babasına karşı söylemde bulunuyor. Sonra birisiyle plan yapıyor Dubai'den çıka. Düşününüz, babası emir, yani ülkenin başındaki kişi. Adamı özel komandolar yakalıyorlar. 1,5 senedi hapiste. Evde hapisteydi. 1,5 sene. İnsan hakları örgütünden yardım istedi filan, şu bu. Gitsinler Allah aşkına, gitsinler orada. Öyle bir ülkede yaşasınlar. Madem burada demokrasi yok ya. Gitsinler ABD'de demokrasiyi savunsunlar. Her neyse, yani burada Türkiye insan hakları eylem planı geçen yılınkiydi. Şimdi bu yıl fırsat bulundu bu Covid'den dolayı. Ve bu şu demekti ki, demek Türkiye gerçekten çok büyük bir güç olmuş ki geleceği öngörüyor. Ve bugün Biden'ın o insan hakları önem verdiği her şeye insan hakları diyor ya Biden. Güvenlik, ulusal güvenlik stratejik belgesinde Türkiye ona da veriyor. Birincisi yeni anayasayı görüştüler. İkincisi yani bu insan hakları eylem planı da bunun içinde. İkincisi Suriye'yi görüştüler. Üçüncüsü Sayın Bahçeli'nin bizzat HDP'nin kapatılmasını. Sayın Erdoğan da aslında bunu istiyor ama ne şekilde, nasıl yapılacak? Şu anda çalışıyorlar bunun üzerinde, iki partinin de herhalde kurmayları. Ve bu parti barajı sonra... Seçim barajının aşağı çekilmesi mi? Evet, bir de teröristlerin, terör yanlıların nasıl meclisi... girişlerinin engellenmesi vesaire. Yani. Evet, ve sonra çünkü YSK'nın yapılanması da değişmesi gerekiyor. Ve bir de transferler filan, partiler, ittifaklar konusunda ve bir de Kıbrıs olayında iki partinin de çok büyük çabaları olacak. Yani liderler hatta kendileri bile
ve iş adamlarından ricacı olacaklar ki Kıbrıs'ta mesela yatırımlar yapılması vesaire. Bu çok önemli bir şey. Yani hem Sayın Bahçeli kendi tanıdığı iş adamlarına, Sayın Erdoğan kendi tanıdığı iş adamlarına oralarda şey yapılması ve önemli olan noktada bir zat Sayın Fuat Oktay Cumhurbaşkanı yardımcısı sonra şu şey bu TOKİ ve Ticaret Bakanı bir diğer bir bakan da var Şehircilik Bakanı. Bunlar şu anda Kıbrıs'ın altyapılarını ve bir tane de mesaj, en önemli mesaj, şimdiye kadar şeyden hep Dışişleri Bakanı konuşmuştu Kıbrıs'tan, şey de konuşmuştu ama ilk defa Savunma Bakanı, kuvvet komutanları da yanındayken Kıbrıs'ın yani bu hale getirtirdi artık çok güzel bir zamanda aynı tatbikat şeyinde. Dedi ki Kıbrıs'ın tek bir yöntemi var. İki ülke, iki tane bağımsız ülke. Tek şey bu. Ve bunun dışında başka bir mecra, başka bir heyecana gerek yok. Bu şunu anımsatıyor. Ben söylemiştim. Orada büyük bir eşkeri üstümüz olacak. Aynı zamanda da iş dünyasında büyük iş merkezleri yatırımlar olacak. Yavaş yavaş yabancılar da orada yatırımlarını götürürken sonra artık Fahri Büyükelçilikler vesaire ve hatta Kıbrıs konusunda da Sayın Cumhurbaşkanı Almanya Başbakanı ile bu konuda da bence görüşmüşler. Erdoğan. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la. Çünkü yani Almanya kabinesinde Almanya kabinesinde Merkel öyle bir övgüler yağdı ki Türkiye'ye Sayın Erdoğan'a bunu artık şey etmek çok şey ne de görmezden gelmek çok ahmaklık yani bir sürü görmüyor. Bir tane Alman başbakan bunları görüyor. NATO Genel Sekreteri diyor ki Türkiye olmasa Avrupa'nın tümü güvensizdi. Türkiye güvenliği sağlıyor. Halen burada bu muhalefet gözlerini kör etmiş durumda. Efendim yine bir sırada reklamımız var. Reklamdan sonra Mossad'ı konuşacağız değil mi? Geçen hafta yarım kalmıştı. İş politikaya ilişkin tabii siyasi partilerdeki durumlar falan var ama yaklaşık bir yarım saatimiz kalacak program reklam dönüşü. Paylaştırırız bir reklam arasında onu planlayalım o zaman. Değerli izleyenler bizden ayrılmayın. Konu başlıklarını da planlayıp ne kalan süremize göre programımızın son bölümüne başlayacağız efendim. Efendim derin mevzu programına devam ediyoruz. Programımızın bu bölümünde iç siyasette konuşacağız. Mossad'ın yapısını geçen hafta konuşmaya başlamıştık. Sayın İsmail Dost'la birlikte konu başlıklarını konuşmaya devam edeceğiz. Peki iç politikada hangi başlık olacak? Hiç şüphe yok ki siyasetin sıcak gündem başlığı HDP'nin kapatılmasının yanı sıra İYİ Parti'deki istifalar. İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ yargıdan dönen ihraç kararının ardından İYİ Parti'den istifa ettiğini kamuoyuyla paylaştı ve yanında istifa açıklamasını yaparken daha önce İYİ Parti'den istifa eden Adana Milletvekili Sayın İsmail Koncuk vardı. Peki bu iki isim ne yapacak? Bunu kendileri de açıkladılar. Biz de sorduk. Hatta dün ana haber bültenimize Adana Milletvekili Sayın İsmail Koncuk bağlandı. Yeni bir yol haritası çizeceklerini siyasi parti oluşturma noktasında diğer arkadaşlarıyla birlikte hareket ettiklerini açıklamıştı.
Bu konuyu konuşacağız. Bu arada Sayın Özdağ tabii partinin isminin hazır olduğunu söyledi. Logo ve kurucular kurulu üzerinde de çalışma yürüttüklerini açıkladı. Bu konuyu konuşacağız. Bunun yanı sıra tabii İYİ Parti'ye FETÖ ve PKK sızmalarının devam ettiğini söyledi. Ve kendisinin PKK-FETÖ sızmalarına karşı mücadele verirken bundan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in rahatsız olduğunu söyledi. Yani bunu tersten okursak nasıl bir anlam çıkıyor? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İYİ Parti'ye FETÖ ve PKK'lıların sızmasına engellemiyor. Aksine onların partiye girişine müsaade ediyor anlamı bir noktada çıkıyor efendim. Bu iddia Ümit Özdağ'a ait İYİ Parti'nin eski İstanbul Milletvekili hali hazırda artık bağımsız milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alacak. Bu iddialar çok önemliydi. Özellikle İstanbul İl Başkanı Burak Avuncu'nun FETÖ'cü ve FETÖ ile iltisaklı olduğunu geçmişte açıklamıştı. Buna dair yeni temellendirmeler yaptı Sayın Özdağ. Bu da bir, FETÖ'cülerle Burak Avuncu'nun telefon trafiği içinde olduğu. İki, Burak Avuncu Kazakistan'da bir iş insanları derneğinin yöneticisiydi, başkan yardımcısıydı, hatta kurucular arasındaydı. Oralara bugün Burak Avuncu'nun telefon açarak kendisi hakkında bilgi verilmemesi yönünde, orada bilgi veren kişilerin susturulması yönünde bir trafik içerisine girdiğini Ümit Özdağ kamuoyuyla paylaştı efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yaptığı basın toplantısında. Tabii İYİ Parti'den de değerlendirmeler geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Özdağ için siyasi hayatında başarılar diliyorum ifadesini kullandı. Dün de İsmail Tatlıoğlu İYİ Parti Grup Başkanı mecliste onun açıklaması oldu. O da benzer açıklama yaptı ama geçmişte siyaset yaptıkları parti aleyhine de kendilerinin konuşmadığını, zira MHP kökenliler zaten konuşmadıklarını, Ümit Özdağ'ın ise konuştuğuna dikkat çekti. Aynı zamanda Ümit Özdağ'ın basında geniş yer bulmasından da rahatsızlık duyduklarını bir noktada İsmail Bey mecliste o da yaptığı basın toplantısında açıklıyor efendim. Bu konuları konuşacağız. Reklama gitmeden önce de MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın sürpriz görüşmeleri vardı. Orada neler konuşulduğunu Sayın Dost anlattı. Terörle mücadele, Suriye'de yeni bir askeri harekat, anayasa, insan hakları reform, insan hakları eylem planı ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin nasıl kapatılacağına dair fikir alışverişi yaptıklarını Sayın Dost açıkladı. Şimdi buradan devam edeceğiz Sayın Dost. Özellikle İYİ Parti ile başlayalım. Programımızın bir bölümünü konuştuktan sonra da konuyu Mossad'a getirelim. Mossad üzerinden de izleyicilerimiz merakla bekliyor. Geçen hafta başladık, yarım kalmıştı. Onu anlatacağız. Nasıl yorumluyorsunuz? Özdağ ihraç edilmek istendi. Yargıya taşıdı. Yargıyı kazandı. Davayı kazandı. Geri döndü. Şimdi de istifa etti. Bir hareket içine giriyor Sayın Ümit Özdağ. Ben kendisiyle bir 3 ay önce görüşmüştüm telefonla. Sonra ve diyordu ki çok meşgulüz, çok çalışıyoruz. Ben o dönem şunu çıkartmıştım, biliyordum ki ya bir davet bir yerden olacak ya da başka bir ulaşıma girecek ve şu anda da şunu görüyoruz ki davet derken MHP'den mi efendim? MHP'den veya Cumhur İttifakı'ndan daha doğrusu diyelim. Sonra Cumhur İttifakı'da biraz daha şey olacak. Mesela şu anda Büyük Birlik Partisi de Cumhur İttifakı'nda ama beklenmediği partiler de olacak içinde tahmin ediyorum. Vatan Partisi de belki Cumhur İttifakı'nda olur. Davet ederler. Belki bir iki üç partide daha var aklımda. Şu anda unuttum. Şunu söyleyeyim. Ümit Özdağ Vatan Partisi şu an için Cumhur İttifakı'nda olmadığını açıkladı bu arada. Evet, olmadığını açıkladı ama milli konularda Vatan Partisi hassasiyetini ortaya koyduğu için şu anda ülke gerçekten bir hassasiyet çerçevesinde sadece millicileri
fark etmiyor sağdansa soldansa millicileri yani ülkenin siyasetle abesle işgal edilmesi değil. Ülkenin birliği bütünlüğü ve ülkenin daha ilerli güçlü gidişatıdır. Şimdi Ümit Özdağ zaten biliyoruz ki bir büyük enstitüsü var. Çok köklü. Evet, 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü. 21. yüzyıl enstitüsü ve oradan yola çıkarak bu 3 ay 4 ayda bir sürü faaliyetler yapıp bir parti girişiminde girmiş ve bu İYİ Parti'ye çok şey olur. Alternatif mi? Ya da İYİ Parti'nin yerine geçer. İYİ Parti'nin bence çok bu seçim şeyleri de yani baraj da düşerse eğer çok zararına olur İYİ Parti'nin. Her ne kadar herkes MHP'den yok MHP sınavını verdi. Artık MHP Sayın Bahçeli ile kurmaylarıyla MHP de artık eski MHP değil. MHP de artık gerçekten divan başkanlığında herkes yok Sayın Bahçeli son sözü söylüyor, bitirtiyor değil. Şu anda Sayın Bahçeli rahatsızlığından sonra bir sürü görev dağılımları yaptı. Yetkiyi paylaştı ehlini, biraz. Evet, yetkilerini şu anda gerçekten harıl harıl çalışıyorlar. Bu ayda kongresi var. Evet. MHP'nin 18 Mart'taydı galiba. Yine aday Sayın Bahçeli. Zaten tek aday olacak. Tek aday. Evet. Sonra tek aday olarak görünüyor. Sonra büyük hedefi de 2023 şeydi. Ve Sayın Ümit Özdağ çok farklı kesimler partisine katılır. Bunu söyleyeyim burada. Nasıl farklı kesimler derken efendim? Yani CHP'sinden de katılan olar, İYİ Parti'den de katılan olar. Ve şöyle söyleyeyim, eski ülkü ocakları ki hem MHP'den küstüler, hem İYİ Parti'ye gitmeyenler, çünkü ülke ocakların şöyle bir büyük bir kısmı var. Çok büyük bir kısmı. Şu anda onlar tarafsız seçimlerde şahıslar çerçevesinde şey yapıyorlar. Daha bunu belediyelerde çok görüyoruz. Onların cemiyeti çok ve onlar hepsi Ümit Özdağ'ın kurduğu partinin şeyinde yer alanlar. Yani bu da ne demekti? Bu da şu demekti ki Ümit Özdağ böyle bir şey yaparsa ittifağı da belli olur. Hangi ittifağa gireceği de belli olur. Ve çok ülkenin manfaatına olur. Şöyle söyleyeyim. Çünkü Ümit Özdağ gibi bir insan gerçekten birikimiyle, düşünceleriyle hep ne derler adı ülkenin çıkarlarını siyasetin üstünde tutan bir kişiliğe sahip. Sonra çok sürprizle karşılaşacağız Ümit Özdağ cephesinde. Ben ne kadar Muharrem İnce'de de söylüyordum böyle olacak. Herkes dedi yok şu bu Mart ayı beklendi. Muharrem İnce ne yaptı? Gitti E-Devlet'ten istifasını da verdi. O beklenen çevreler artık yani şey yaptı. Resmen Kılıçdaroğlu'na en büyük bir mesajdı bu. Yani peki, giderek partiye filan yazı şey yaparak istifa ederek değil. Yani dedi ki ben seni kabul etmiyorum ki sen kimsin anlamına getirtirdi. İkincisi de muhatap almadı ve diğer tarafından da biliyorsunuz ki iki eski milletvekili gitmiştiler üç genel başkanıyla. Özellikle de son genel başkan Deniz Baykal olduğu için ve partinin içinde halen
gücü var olduğu için dolaylı yoldan destek aldığını gösterdi. Ve istifayı da o çerçevede devlet üzerinden vermiş oldu. Ve şu anda şey hareketi olarak, kurucu hareketi olarak ben takip ediyorum. Kimler var, kimler yok. Yok. CHP bayağı sarsılacak yani o yönde de. Peki. Bu benim bu söylemlerim şey anlamına gelmesin. Muharrem İnce'yi destekliyorum veya sahiri. Ben sadece bu yönde araştırdıklarımı söylüyorum. Ve böyle giderse bu sene hep sürprizler ilgili olacak. 2021. Peki. Yeni konuya geçmeden bir Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı. Erdoğan milli güvenlik sorunudur. Açıklaması yaptı. Birkaç cümle. Çok uzun değil. Birkaç cümle değerlendirelim. Bakınız. Doğru söylüyor. Biliyor musun neden doğru söylüyor? Çünkü bir adam PKK'yı destekliyorsa, bir adam FETÖ'yü destekliyorsa, tabii ki Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, onların milli güvenlik onlara bir tehditti. Bakınız, o kadar alçaktılar bunlar, gidiyorlar. FETÖ'cüler ne yapıyorlar? New York'ta bir tane lehvaya Stop Erdoğan. Stop Erdoğan şey yapıyorlar. Sonra da bir onu değiştiriyorlar live. Erdoğan. O da tabii Türkiye tarafından. Evet, Türkiye tarafından. Yani şunu söylemem gerekiyor. Ya bakınız, bir şey daha söyleyeyim. Şu anda Fahrettin Koca, Sağlık Bakanımız, şu ana kadar herhangi bir siyasi söylemde bu 3 yıllık bakanlığı döneminde bir tane siyasi söylemde bulunmuş mu? Veya oturup da bilmiyorum şu parti beyledi, bu parti eyledi veya kendi partisiyle alakalı bile söylemi olmuş mu? Olmamış. O kadar çirkin şey yaptı ki Kılıçdaroğlu, beyanatta bulundu ki eyle Fahrettin Koca gibi bir insan gece gündüzünü verip, bu koronada herkes artık Fahrettin Koca'yı tanıdı. Evet. Nasıl bir insan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da seçtik olduğu kişiyi gerçekten takdir etmek gerekiyor burada. Gece gündüz demeden Fahrettin Koca kendi ailesinin içinde hastası da var, şu da var, o da var. Bunları şey etmeden adam canını eline alarak doktorların ziyaretine gitti, şeylere moral oldu, hemşirelere vesaire. Günde 3 saat 4 saat yatarak devamlı bilim kuruluyla toplanıyor, devamlı şey yapıyor. Böyle bir insan, sabırlı bir insanı artık ne yapmaya çalıştı? Fahrettin Koca tweet atmaya. Yani bir tweetle cevabını verdi. Bu koronadan dolayı o kadar şeyler söylendi. Fahrettin Koca hiç böyle şeylere girmedi. Ne derler adı? Dedikodulara girmedi. Kendi işini yaptı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun iddiasını diyor ki Çin'den bedava alınıyor, aşı alınıyor ve ihale yolsuzluk yapılıyor bu aşılar çerçevesinde. Son yine akşam biz yayına girmeden önce Sayın Fahrettin Koca'nın yanıtı vardı. Evet. Ki dedi ki bu insanlar aşı beklerken, bu insanların kafasını karıştırırken ve bu insanlar olmazken vicdanın rahat olacak mı? Allah aşkına böyle bir dönemde
Yani korona döneminde arkadaş kalkıp da sen gelip de bu aşı bilmiyorum nedi, o aşı nedi? İnsanların hem kafasını karıştırıyorsun hem de yolsuzluk ithamında bulunuyorsun. Yok şu şirket, bu şirket filan. Ya bu insanlara bir zarar gelirse kim cevabını verecek? Sayın Kılıçdaroğlu. Evet. Peki. Ve Kılıçdaroğlu o nedenle diyor Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan tehditti. Sayın Erdoğan ABD'ye tehditti. Sayın Erdoğan İsrail'e tehditti. Sayın Erdoğan Avrupa'ya tehditti. Sayın Erdoğan Suudi Arabistan'a tehditti. Sayın Erdoğan Yunanistan'a tehditti. Sayın Erdoğan DAEŞ'e tehditti. Sayın Erdoğan PKK'ya tehditti. Sayın Erdoğan DHKPC'ye tehditti. Bunlar bu ülkelere tehdit, Sayın Erdoğan tehdidi iken niye dik duruşuyla Türkiye'yi kimseye yem etmeden, kimseye ezdirmeden, tabii ki Kılıçdaroğlu sana de tehditti. Çünkü sen Sefiü Belittin 15 Temmuz'da herkes canı başla bu ülkede sokağa çıkarken insanlar tankların altında kaldı. İnsanlar kurşunlandı. Esker kıyafetindeki teröristler her türlü belayı getirttirdiler. Ergenekon'u yaratıp insanlarımız, eskerlerimizi, gerçek vetenseverleri içeriye tıkarak kendilerini yükselttirerek getirttiren, ya sen tabii ki Sayın Erdoğan sana karşı bir tehdit unsuru görüyorsun kendine. Çünkü sen PKK'nın yanındasın. Çünkü sen HDP'nin yanındasın. Çünkü sen FETÖ terör örgütünün yanındasın. Çünkü sen darbacıların yanındasın. Nasıl ki Mısır'da Sisi darba yaptı. Hemen bir grup gönderdin, bir heyet gönderdin Sisi'ye tebrik etmeye. 15 Temmuz gecesi de koruman kameralarda gözüküyor. Geliyor oradan darbacı eskerlere diyor Bay Kemal gidecek. Onlar da çekiliyorlar. Bay Kemal biniyor, gidiyor. Ve sonra görüyor ki darba yavaş yavaş başarısıza gelirken saat 12.30'da 1'de demokrasiden yanayız. Başka bir cümlen yok. Yok, peki, ve tamam. Ondan sonra sen zaten PKK, FETÖ bunların hepsi artık toplamışsın CHP'nin taban altına, CHP'nin içine. İl başkanın zaten MHP'den gelmiş, İstanbul İl Başkanı'nın. Her tür provokatif eylemlerde bulunuyor. Tabii ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan size karşı bir tehditti. Çünkü siz bu ülkeyi sevmiyorsunuz. Çünkü siz ABD'den talimat alıyorsunuz. Çünkü siz gidip aynı NATO, ki bugün NATO diyor ya, Türkiye olmasa Avrupa'nın güvenliği yok, gidip NATO'ya yalvararak geliniz bizim ülkemizde demokrasiyi getirttiriniz diyen bir siyasetçisin. Adı siyasetçi koymak da bile yanlış. Sen yabancı bir ülkenin askerini ülkeye çağırıyorsun. Gelsin, sadece amacın nedir? Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesini alsın. Amacın bu. Ülkeyi 250 ABD'ye, Yahudi lobisine teslim etmek. Aynı FETÖ'nün, FETÖ terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen'in aynı yaptığı yıllarca FETÖ terör örgütü niye mücadele etmek zor? Çünkü FETÖ terör örgütü şeması aynı Mossad'ın şemasıyla aynıdır. Demişken, bunu ilk defa aynı bu şema, bir kendi şema da çıkarttırdılar. FETÖ'cüler kendileri yapmıştılar.
Onun üstüne hizmet hareketini sildiler. Ergenekon yaptılar. Sonra o şema üzerinde ne yaptılar? Yurtsever. Kendi adamlarının adını sildiler. Yerlerine şey yaptılar. Götürdüler. Emniyet istihbaratı tamamen ele aldı FETÖ. Ve sonra oradan telefonları dinlerken Sayın Cumhurbaşkanımıza, o dönem başbakanıyken, bilgileri götürüp verip ve diyordular biz CIA'den bu bilgileri, irtibatımız var, şu var, bu var, bu bilgileri alıyoruz. Halbuki bunları tamamen Mossad, CIA ya FBI, iç güvenlik, ABD'nin iç güvenliği 10 kere Fethullah Gülen'in ABD'den çıkılmasını, altını çizerek yaza yaza hep arkasında FETÖ'nün kimler tavsiye mektubu yazdılar. Ya eski büyükelçiler, hepsine de bakarsan Musevi çeyine, Sehyunizm lobisinin çeyine bağlı kişilerdiler. Ve CIA o şartına bastırdı göçmenlik dairesinden FBI'ya rağmen. FBI sonuna kadar bunun FETÖ'nün neler yaptığını filan dosyalarla koydu. Ama CIA baskısını çoğalttı. Ve şunu da söyleyeyim. İlk defa söylüyorum. Ve CIA ile FBI FETÖ üzerine o kadar birbirine girdiler. Çünkü CIA içinde çoğu elemanlar veya uzmanlar, yüksek uzmanlar ve daire başkanları kesinlikle Yahudiler veya Yahudi lobisine yakın kişilerdiler. O nedenle Fethullah Gülen'i şey ettirdiler. FBI o kadar dosyalar hazırlattırdı, yani tamamıyla deşifre etti FETÖ'nü. Dosyaları getirtirdi. En sonunda göçmenlik bürosu yazı yazıyordu. CIA evet şey veriniz, şeyini veriniz, green kartını veriniz, FBI hayır vermeyiniz. Bu güvenliğimiz, iç güvenliğimize sıkıntı yaratacak bir kişi. En sonunda CIA dosyayı götürüp o dönemin ulusal güvenlik danışmanına onun imzasıyla Fethullah Gülen terör örgütü elebaşı ABD'de ikamet alabildi. Evet. Ve yani Mossad dediniz. Bu Mossad'ın orijinal şeması, bilmiyorum. Şimdi kamerayla yaklaştırır arkadaşlarımız, ekrana getirir. Evet. Şu an ekranda efendim. Evet. Bu şu anda ekranda görüyorsunuz. İngilizce yazmış. Bu en üstteki nasıl gösterebilirim? Böyle olur mu? Olur. Bu üstteki Mossad'ın başkanıydı. Bu genel sekreterlikti. Bu yardımcısıydı. Sonra bu koordinatördü. Ondan sonra burası da şeydi, genel şey, Mossad Başkan Yardımcısının sekreteriyasıydı. Sonra Mossad Başkanı'nın altında diğer Aman, Şimbet, bunların koordine edilmesinin başkanı geliyor. Sonra bunun altından burada operasyon şey geliyor. Biriminin başı geliyor. Sonra burada irtibat bürosu, burada psikolojik savaşları, sonra burada connection irtibatları, burada özel şeyler, özel birimler, o 8200, 3400.
100 birimleri. Sonra burada da bilgisayar şeyi geliyor, birimi geliyor. Sonra bu nereye bağlı burada direkt görüyorsunuz. Bu servislerin başındaki kişiye bağlı. Diğer tarafa geliyorsak yine genel koordinatöre bağlı buraya geliyorsak Mossad'ın burası arşiv bölümü, çok önemli güncel bilgiler var. Sonra El Al biliyorsunuz uçak hava yollarının şirketidir. Turkish Airlines var ya, evet. El Al bile Mossad'a bağlıdır. Düşününüz. Yani İsrail'in hava uçak şirketi El Al, Mossad'ın şeyinde, altında. Sonra burası da Avrupa ile bağlantılı diğer istihbarat diğer ülkelerinin istihbaratıyla bağlantılı. Bunlar kime bağlıdır? Genel koordinatöre bağlıdır. Şimdi geliyoruz buraya. Bu dediğimiz nedir? Operasyonel birim. İki tane operasyonel birimimiz var. Çok farklı bir, fazla bir yapıya sahip. Evet, iki tane operasyon birimimiz var. Bir operasyon birimimiz icraat operasyon birimi. Bir de İngilizce'de operasyon birimi dediğimizde yani birimimiz tüm, derken Mossad'ın birimi. Mossad'ın birimi. Tüm koordinelerini yani icracı, mesela icracı başkan diyelim. Sonra burada da ne diyor? Burada şeyleri takip ediyor. Partileri takip eden birim bağlı var buraya. Sonra İsrail'in içindeki şeyi bakıyor. Sonra burası iç güvenlik istihbaratı. Sonra burası çok önemliydi. Bu Filistinlerin yerlerini kasbetmişler ya, yeni şeyler yapıyorlar ya. Falan. Yeni birimlerinin yerlerini belirleyen birim. Yani onu da nereleri Mossad belirliyor yani. Mossad belirliyor. Sonra burası da halkın yardım ettiği birimdi. Vatanseverler dediğimizde. Sonra burası da operatör gelen ihbarları değerlendirme merkezidi. Sonra da burası da şeydi, ne derler adı? Daire başkanlarının toplantı yaptığı genel sekreteriyadı burası. Sonra yine de Şabak var ki Şimbet de diyoruz buna. Ve ne derler adı? Foreign Office. Bu da yabancı vatandaşları, İsrail'deki var olan yabancılar gidiyorsa onların takip edilmesini, casusluğa karşı değil. Bu farklıdır casusluktan karşı. Sonra oradan geliyoruz buraya. LAP bu önemli. Burası nedir? Psikolojik savaşın merkezidir. LAP. Sonra Plo nedir? Orada İsrail'e karşı Filistinli örgütlerinin şeyiydi. Analizi, takibi. Takibi, her şey oradadır. Sonra polis kamp burada Mossad'dan Şimbet, iç istihbarat, polis, esker, her şeyi burası yapıyor. Bu polisle irtibat birimidir, dairesidir. Mossad'dan
polis irtibat birimi. Sonra bu da Şabak'tı, yani iç istihbarat. Sonra askeri istihbarat. Sonra bu çok önemli. İsrail vizesi almak istiyorsun ya. Mossad'da bu vize bilimi. Polisin hiçbir şeyi yok. O işleri de Mossad yapıyor yani. Yani. Sen Büyükelçiliğe müracaat ediyorsun vize almaya, mesela İsrail'e gitmek için. Büyükelçilik veya konsolosluk alıyor. Direkt Büyükelçilik'teki veya konsolosluk'taki Mossad görevlisi merkeze gönderiyor. Oradan okey gelirse vize çıkıyor. Sayın dostum, son 3 dakikamız efendim. Sonra AMX, bu da insansız hava araçları İHA'lar. Hı hı. İHA'lar birimi. Burası da Dineres istihbarat siyasi istihbaratın kontrolüydü. Teknoloji burada. Sonra bunların tek tek anlatmam. Sadece şunu söylemek istiyorum. Mossad'da niye Mossad'ı anlatıyoruz? Mossad güçlü mü? Şu sebepten anlatıyoruz. Türkiye ile kıyaslarken MIT'le, MIT Mossad'dan daha güçlü. Sadece Mossad'ın bir farkı var. Mossad terörist bir istihbarat örgütüdü. Bir normal devlet terbiyesiyle bir istihbarat teşkilatı değil. Hatta kendilerini İsrail ülkesi diye kuruldu ya 1950'den. Bunlar 1948'den kuruldular. Canice terör yapan, faaliyeti yapan, insan hakları diye bir şeyleri yok. Sonra o nedenle bu örgütü ne kadar deşifre etmemin burada sebebi her hafta anlatacağız. Bu güçlüdü, ahımdı, şahımdı değil. Bunlar her ülkeyi kendi şeyleri yapmış, köpekleri yapmış, affedersiniz. Fransa pasaportu, şu anda Avrupa operasyon merkezleri Avrupa'da var. Orta Doğu'da vardı, Ürdün'de vardı operasyon merkezleri. ABD'de de var. Rahat rahat İngiltere pasaportu, Fransız pasaportu, İtalya pasaportu, her yere bu sebeplerle ulaşabiliyorlar. Ve şimdi de Körfez ülkelerini elde etmişler. Önemli olan şudur, teknolojiyle, çalışmayla ve gidip bir adamı alıp getirmek. Bunlar gidip para vererek yerli kendilerine eleman, o adamın canını düşünmeyerek hep terör, hep çıkarttırarak, korku saldırarak ne yapmışlar? Kendilerinin ismini getirttirmişler. Mossad terörleriyle korku sağlayan bir örgüttü. İşlevleriyle değil. O nedenle bazen benden soruyorlar, bizim milli, Türkiye Milli İstihbaratı güçlü mü, Mossad mı güçlü? Ben diyorum ki Türkiye Milli İstihbaratı daha güçlü. Neden? Ne terör eylemlerinde bulunuyor ve devlet geleneği olduğu bir köklü bir istihbarata sahipti. Şu andaki Mossad, İsrail'in istihbarat teşkilatı demeden daha ziyade şunu dememiz lazım. İsrail'in devlet terör örgütünün istihbarat yapılanmasıdır. Ki
Aynı bu şema FETÖ şeyinde de var. FETÖ imamları, hangi imam, hangi baş imam, aynı Mossad çerçevesinde yapılanmaları var. Ve o nedenle biraz zoraki şey oluyor. Yani çok takipler, çok şeyler. Bir de İsrail halkı Mossad'ın ismini ağzına getirtirebilmiyor korkudan. Ve her şeyi mubah biliyorlar. Çok cinayetler yapmışlar. Bu sebeplerle isimleri şey olmuş. Anılıyor artık. Anılıyor. Hı hı. Evet, MİT de istese Fethullah Gülen'i bir dakika sonra istese, yemin billah ediyorum, aynı kendi evinde bir dakika bile sürmez, etkisiz hale getirtirebilir. Ama Türkiye Devleti milli istihbaratını köklü devlet çerçevesinde hukuk ve uluslararası hukuka dayanarak bir çalışmaya gerçek istihbarat teşkilatıdır. Evet, teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Rica ederim. Buradan isimsiz kahramanlarımıza da selam olsun. Değerli izleyenler, Derin Mevzu programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta saatleri 21'i gösterdiğinde yeni bir programda yeni konularla karşınızda olacağız. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları efendim. Hoşça kalın.